Ben Harput Kenti. Teninden başka giysisi olmayan çıplak dağların ana yurdu. Taşın, toprağın ve suların, kerpiçin ve bulutların anası. Gecemi ve gündüzümü bozkır rüzgarları donatır. Ayaklarımın ucunda uzanır ulu ova. Yüzümün bir yanı Harput Kalesi, bir yanı Ulu Cami. Hamurumu kavimler ve Fırat'ın dingin suyu yoğurmuştur. Murat Suyu, kız kardeşimdir benim. Keban, Ağın, Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu ve Kovancılar çocuklarım. Doğunun ve batının kervanları benim beşiğimde açarlar ipeğin ve üzümün, hayatın ve ölümün, kardeşliğin ve dostluğun sırrının kundağını. Ben, bedenini kaleler üzerine bina etmiş Harput Kenti. Ben, taşın ve inancın şiiriyim. Azizlerin şehrine uzaktan bakmak bile ruhları titreştirir. Manevi havasını yudum yudum içmek gönüllere ferahlık verir. Gurur duyulacak muazzam bir tarihtir Elazığ'ın evlatlarını başı dik dolaştıran. Balak Gazi'nin şaha kalkmış atı, Elazığ'ın destansı hikayesinin giriş cümlesidir. Elazığlı gurur duyar bu memleketin çocuğu olmakla. Elazığlıdır bu memleketin havasını her soluya. Çok uzaklardan gelen bir yabancı bile gönül kardeşidir onun. Bu vatanın evladı olan, bu mübarek bayrağın altında yaşayanlar için mesafeler önemli midir? Kardeşlik duygusu yakın eder her uzaklığı Elazığlı'ya. Elazığ'a adım attığınız anda küçük bir şehrin büyük tarihi selamlar sizi. Tepede Harput Kalesi bütün ihtişamıyla konuşur adeta. Bir kentin hayatı nedir ki? Kendisinden başka kim anlatabilir geçmişini? Şimdisini ve geleceğini kendi tarihinin tanıklığından başka. Harput'tan başka kaç kent var yerin yüzünde ve altında? Hem kendisi olan hem de tarihinin tanıklığını yaşayan. Taşın tarihi, Harput'un da tarihidir. Cami ve türbelerin, medrese ve konakların, çeşme ve kervansarayların, keder ve sevinçlerin, hüzün ve neşvelerin, suyun ve toprağın, havanın ve ateşin tarihi, Harput'un da tarihidir. Mevcut tarihi kaynaklara göre, Harput'un en eski sakinleri, M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu'ya yerleşen Hurrilerdir. Hurrilerden sonra bölgenin Hitit hakimiyeti altına girdiğini görmekteyiz. Çok uzun sürmeyen Hitit hakimiyetinden sonra, M.Ö. 9. asırdan itibaren, Doğu Anadolu'da devlet kuran Urartular, Harput'ta uzun süre hüküm sürmüştür. Bugün bile tarihi heybetiyle ayakta duran Harput Kalesi, Urartu devrinin izlerini taşımaktadır. Kalede kaya içine oyulmuş merdivenler, tünel ve hücrelerle su yolu bulunduğu tespit edilmiştir. Harput ve çevresi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra, 1085 yılında Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. Bundan sonra İlhanlıların, Dulkadiroğullarının, Akkoyunluların, Safevilerin eline geçmiş ve nihayet 1516 yılında Çaldıran Muharebesi'nden sonra Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Harput'un ilk Türk hakimi Çubuk Bey'dir. Artukoğulları devrinde adı hala Harput ve Elazığ'da anılan Belek, Balak Gazi'nin Harput'un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatih olduğu bilinmektedir. Onun en önemli hizmeti,
Haçlı seferleri sırasında görülmüştür. Balak Gazi'den sonra 1185 yılına kadar Harput'ta yine Artukoğullarından gelen beyler hüküm sürmüşlerdir. Bu beylerden Fahrettin Kara Aslan 1148-1174 yılları arasında Harput'ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Camii'yi yaptırmıştır. Harput, birbirine benzeyen sebeplerle tarihe karışan birçok eski Türk şehirleri gibi nihayet terk edilmiş ve yerini bugünkü Elazığ'a bırakmıştır. Bugünkü Elazığ, 2. Mahmut zamanında 1834 yılında Şark vilayetlerinde ıslahata ve devlet otoritesini yeniden kurmaya memur edilen Reşit Mehmet Paşa zamanında halk arasında mezra denilen şimdiki yerinde kurulmaya başlanmıştır. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiştir. 1875'te müstakil mutasarrıflık, 1879'da da tekrar vilayet olmuştur. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Malatya ve Dersim sancakları da buraya bağlanmış, 1921'de bu iki sancak da Elazığ'dan ayrılmıştır. Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışının 5. yılında, Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail Paşa'nın teklifiyle 1867 yılında Mamuratül Aziz adı verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca Elaziz olarak söylene gelmiştir. Atatürk'ün 1937 yılında şehre teşrifleri sırasında Atatürk'ün teklifiyle Azık ili anlamına gelen Elazık adı verilmiş, bu isim daha sonra Elazığ'a dönüşmüştür. Antik Harput yerleşim alanı bir açık hava müzesi gibidir. Kalesi, camileri ve Buzluk mağarasıyla görülmeye değer bir turizm merkezidir. Harput'ta hüküm sürmüş Müslüman devletlerin tümü birbirinden güzel eserler verirken camileri de özel bir önem vermişlerdir. Devrin ustaları tüm maharetlerini camileri süslemede kullanmış, birbirinden zarif, çok süslü değişik motif ve kitabeli minareler, kubbeler, mihraplar yapmışlardır. Her devrin kendine özgü üslubuyla yapılan bu mabetler, günümüze kadar bütün ihtişamıyla gelmişlerdir. Sarı Hatun Camii, taş yapısıyla benzerine az rastlanan bir mimarinin örneğidir. Akkoyunlu devrine ait cami, Akkoyunlu hükümdarı Bahadır Han'ın, Uzun Hasan'ın annesi Sarı Hatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılmıştır. 1585 yılında tamir edilmiş, 1843 yılında da yapılan onarımla da bugünkü halini almıştır. Cami, kare planlı olup, orta kısmının üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbeyle, kenarları ise tonozla örtülüdür. Minaresi iki renk kesme taştan yapılmıştır. Uzak tarihin bu eşsiz eseri, bugün de ibadet etmek isteyenlere kucak açmaktadır. Eğri minaresiyle mutlaka görülesi Ulu Cami. Cami-i Kebir, Cami-i Muazzam, Cami-i Azam ve Eğri Minareli Cami gibi isimlerle de anılır. Dokularında Elazığ coğrafyasının sanatını öylesine güzel yansıtıyor ki, hayran olmamak elde değil. Taşlar, şekiller, sükunet, dünyevi olmayan bir alemin kapılarını aralıyor gelenlere. Harput'ta Artuklu hükümdarı Fahrettin Kara Arslan tarafından Hicri 551 yılında yaptırılan cami, Anadolu'daki en eski ve en önemli yapılardan birisidir. Dikdörtgen planlı, dışa kapalı görünümlü olup, minaresinin eğri durumda oluşu ve tuğlalarının süsleme öğesi olarak kullanılması bakımından ilgi çekicidir. Caminin iç duvarları kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Alacalı Cami. Harput'ta Kitapçıgil Parkı'nın girişinde bulunan camide çeşitli yapı devirlerinin izleri görülmektedir. Küçük ebatta ve dikdörtgen planlıdır. Artukoğulları döneminde yapılmasına karşılık 19. yüzyılda büyük bir onarım görmüştür. Tavandaki ahşap işçiliği bu devrin onarımına aittir. Cami kapısı batıda yer almakta olup bir yonca yaprağı şeklindedir. Kapı üzerinde merdiven ve minare bulunmaktadır. Minare, şerefeye kadar sırayla siyah-beyaz taşla, şerefe ise dama şeklinde siyah-beyaz kesme taşla örtülüdür. Kurşunlu Cami. Harput'ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden biridir.
1738-1739 yıllarında yapılmıştır. Cami, kare yapılı, üzeri büyük bir kubbeyle örtülü ve kubbeye giriş trompludur. Kubbe kasnağında dört penceresi olup mihrabı sade bir niş biçimindedir. A Cami. Harput'a girişte ana yolun solunda yer alan caminin kubbesi çökmüş olup, Harput Müzesi'ndeki kitabesine göre Hicri 967 yılında Pervane Ağa tarafından inşa edilmiştir. Minare kare kaideli ve sekizgen gövdelidir. Meydan Cami. Harput kent merkezinin ortasında, kaleye giden yol üzerinde Sara Hatun Camii'nin karşısındadır. Yapının hangi tarihte kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ahmet Bey Camii. Harput'a dağ kapıdan girişte sağda cadde üzerinde bulunmaktadır. Günümüze ulaşan mevcut yapıdan sadece minaresi kabul edilen kule ayakta kalmıştır. Esediye Camii. Günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş güney ve batı duvarları nispeten ayaktadır. Yapım tarihi bilinmemekle beraber 1960'lı yıllara kadar portalın üzerinde bulunan aslan başlarından yapıyı Artuklu dönemi eseri olarak değerlendirebiliriz. Dabakhane Mescidi. Yapım tarihi ve adı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, yapım malzemesi ve tekniğiyle birlikte 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başlarında Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Kale Hamamı. Harput Kalesi'nin giriş kapısının karşısında Fethi Ahmet'e giden yol üstündedir. Büyük kubbe hariç diğer yerler çökmüştür. Cemşit Hamamı. Sara Hatun Camii bitişinde klasik tipte bir Osmanlı yapısıdır. Soyunma yeri kare planlı, üzeri kubbeyle örtülü olup iki kapısı vardır. Bu yapı Yavuz Sultan Selim'in sipahi beylerinden Cemşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Hoca Hamamı. Harput'a dağ kapıdan girişten sonra kaleye giden yol üzerinde dere yatağında yer alır. Yapım tarihi bilinmemekle beraber Osmanlı dönemine tarihlendirilir. Meryem Ana Kilisesi. Harput'ta bulunan en eski Süryani Kilisesidir. Harput Kalesi'nin sol tarafında bulunan kilise, M.S. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Mutasavvıflar, dini şahsiyetler, şehitler şehri Elazığ. Her karış toprağında uhrevi dünyanın izleri. Arap Baba Mescidi ve Türbesi. Selçuklu hükümdarlarından 4. Kılıç Arslan'ın oğlu 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Hicri 678 yılında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbeyle mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Kapısı mescidin içindedir. Kaidesi alttan 5 sıra taş üstünde alçı ve sıva izi görülen ve hemen hiçbir Selçuklu mescidinde bulunmayan emsalsiz sırça bordörlüdür. Mescid kare planlıdır. Selçuk üçgenleriyle kubbeye geçirilir. Türbenin alt kısmında ise halk arasında Arap Baba diye anılan bir şahsiyet yatmaktadır. Türbe bugün halkın ziyaretine açıktır. Yurdun dört yanından gelen misafirler mutlaka bu türbeye uğrar, ziyaret ederler. Fethiahmet Baba Türbesi. Harput'a 2 kilometre uzaklıkta olup, kaya üzerine inşa edilmiş türbenin yanında mescidi bulunmaktadır. Türbe altıgen planlı, üst kısmı sonradan yapılmış, yalnız cenazelik kısmı mevcuttur. İçinde büyük bir sanduka bulunmaktadır. Mansur Baba Türbesi. Harput'ta kaleye giden yolun solunda bulunan türbe, sekizgen planlı olup, kesme taşlardan yapılmış kaide kısmı vardır. 4 sanduka bulunan türbenin,
Artukoğulları devrine ait olduğu ihtimali kuvvetlidir. Ahi Musa Mescidi ve Türbesi. Yıkılmış ve harap durumdayken yeniden yaptırılarak ziyarete açılan bu mescidi, Harput'ta ahiliğin varlığını ortaya koyması bakımından da ayrı bir önem arz ediyor. Harput'ta bu türbelerin dışında Murat Baba, Beşikli Baba, Nadir Baba, Ankuzu Baba, Seyit Ahmet Zahiri Baba ve Üryan Baba türbeleri bulunmaktadır. İnsanın meydana getirdiği şaheserlerin yanında, tabiatta hiçbir şey esirgememiştir bu güzel memleketten. Camilerin, türbelerin yanı sıra çeşmeleriyle de ünlüdür Harput. Dağ kapının girişinde bulunur üç lüleli çeşme. Kitabelerinde geçen 1904 ve 1908 tarihleri nedeniyle bu yıllarda yapıldığı kabul edilmektedir. Esediye Camisi'nin batısında yer alan ve cami ile olan yakınlığı nedeniyle Esediye Çeşmesi olarak da anılır. Bu iki çeşmeden başka Meydan Çeşmesi, Kuru Çeşme, Çukur Çeşme, Zeynep Çeşmesi, Yarı Çavuş Çeşmesi, Ayolu Çeşmesi, Ulu Cami Çeşmesi, Orta Pınar Çeşmesi, Çapaklı Çeşmesi, İsmail Çeşmesi, Deliktaş Çeşmesi, Selvi Pınar Çeşmesi, Çahpur Çeşmesi adlarıyla anılan 14 çeşme daha bulunmaktadır. Elazığ'a bakınca onu paletine düşmüş bir renk cümbüşü olarak görecek olan herhangi bir ressam, yıldızlara, güneşe, aya, ateşe ve çeşitli doğa güçlerine tapanların bile günümüze kadar gelen izlerini bazı inançlarda gelenek ve göreneklerde yaşıyor olarak bulunca hiçbir yerde göremeyeceği bir renk tonu yakalamış olacaktır. Harput'tan sonra ilin en önemli tarihi zenginliği Elazığ'a 76 kilometre uzaklıkta bulunan Paluda'dır. İlçede ilk çağ ve orta çağdan kalma önemli sayılabilecek birçok eser vardır. Özellikle Urartu, Roma, Bizans ve Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı'nın izini yansıtan çok sayıda cami, kilise ve benzer yapı vardır. Maden ilçesinin bilinen tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanır. Bölgeye M.Ö. 1450 yıllarında Mitanni Krallığı, daha sonra Roma İmparatorluğu, M.Ö. 1077'de de Selçuklular hakim olmuştur. Elazığ'a 80 km uzaklıkta olan ilçeye demir ve karayolu bağlantısı vardır. Maden, yakın tarihe kadar ülkemizin en önemli bakır madenleri ve bakır işleme fabrikasına sahipti. Hazar Gölü'nün kıyısında kurulan Sivrice ilçesinin tarihiyle ilgili çok kesin bilgiler bulunmamaktadır. Sivrice'yi önemli kılansa Hazar Gölü'dür. Göl kıyısında çok sayıda kamu ve özel turistik tesis bulunmaktadır. Ayrıca Hazar Baba Dağı'ndaki kayak merkezi de ilçeye kış turizmi açısından ekonomik katkı sağlamaktadır. Elazığ'a 85 kilometre uzaklıkta bulunan Alacakaya'nın da ilçe merkezi olarak tarihi yenidir. Ancak özellikle krom işletme tesislerinin yanında Elazığ Vişnesi adıyla anılan, kalitesi ve rengiyle dünya çapında özel bir yere sahip zengin mermer yataklarına sahiptir. Yine yeni yerleşimlerden biri olan Karakoçan ise zengin doğal güzelliklerine sahiptir. Periçayı kıyısında bulunan Golan kaplıcalarını her yıl binlerce insan ziyaret etmektedir. Thank you.
Keban ilçesi ise artık barajla birlikte anılan bir yerleşim yeridir. Ülkemizin göz bebeği durumundaki Keban Barajı aynı zamanda en büyük yapay göllerimizden biridir. Uzunluğu Murat Vadisi boyunca 125 kilometredir. Barajda elektrik üretiminin yanı sıra balık üretimi de yapılmaktadır. Ağan ilçesinin tarihi Hurilere dek uzanır. Elazığ'ın en küçük ancak tarihi evleri bakımından en çok korunan yerleşim merkezidir. Elazığ'ın evleri eşi benzeri görülmemiş bir mimari ustalığı yansıtır. Elazığlı gibi sağlam, Elazığlı gibi dirençlidir evler. Konaklar terk edilmiş olsa da yaşanmışlıkların izini taşır. Hüzünlerin ve sevinçlerin, en sahici yaşanmışlıkların anıları okunur bırakılmış gitmiş bir konakta. Buzluk Mağarası, tarihi Harput Beldesi'nin kuzeydoğusunda Elazığ'a 11 kilometre uzaklıktadır. Buzluk Mağarası, jeomorfolojik yapısı nedeniyle burada gerçekleşen klimatolojik şartlar ve hava sirkülasyonu özelliğinden dolayı yaz ayları içinde doğal olarak tabakalar, sarkıt ve dikitler halinde hatta bazı kısımlarında bal peteğini andıran buz tabakaları oluşturmaktadır. Kış aylarında ise tam tersine içerisinde sıcak hava oluşmaktadır. 1990 yılında merdiven basamakları ve aydınlatılması yapılan mağara, Türkiye'de gezilebilen 10 mağara arasında yer almaktadır. Suların şehri Elazığ'da mavi gözlü bir güzel gibi çevreye bakan Hazar Gölü de ziyaretçilerini tüm konukseverliğiyle ağırlar. Gölün serin maviliğini kucaklamak için ideal bir doğa harikasıdır Hazar. Hazar Gölü, Elazığ'a 22 kilometre uzaklıkta, Elazığ-Diyarbakır Karayolu güzergahında olup, Hazar Baba ve Mastar Dağları arasına sıkışmış tektonik bir göldür. Uzunluğu 22 kilometre, genişliği 5-6 kilometre olan göl, günün her saatinde değişik görünüm kazanarak mavinin ve yeşilin her tonunu gösterir. Suyu berrak ve tuzsuzdur. Gölde yapılan araştırma neticesinde içerisinde batık bir kentin olduğu keşfedilmiş, bu da göle ayrı bir gizem kazandırmıştır. Yürek dağlayan bir türkü duyarsanız, Harput türküsüdür kulağınıza çalınan. Durup dinleyen acılara kardeş olur. Ne sevdalar, ne kayıplar, ne yoksulluklar, ne acılar çekmiştir ki Elazığlı bu içli türküleri yakmıştır. Sazı benzemez, sözü benzemez hiçbir türküye. Harput çırası gibi yanmıştır türküyü yakan, alevi dinleyeni de sarar. Çalgılarıyla, sözleriyle, ruhuyla çok ayrı bir dünyanın kapılarını aralar Harput musikisi. Ataların sesleri, bugün torunlarının namelerinde hayat bulur. Elazığlı türküsünü kalpten söyler, kalbini memlekete açar.
divan edebiyatı ve klasik kültürle halk kültürünü birleştiren Harput insanı, günümüz Elazığ Harput müziğini ortaya koymuştur. Elazığ Harput müziği, fasıl geleneği içinde icra edilir. Makamdan makama geçki sazı kullanılır. Genellikle fasıla Harput peşrevi ile başlanır. Buna uygun olan türkü ve uzun havalarla devam edilir. Halk musikisinin beşiği Harput'tur. Harput ve çevresinde Anadolu'nun hiçbir bölgesinde olmayan, Orta Asya'dan gelme en eski bestelere rastlandığı gibi ayrıca bir makam tertibi de vardır burada. Bu tertip peşrevden sonra gazel, yani ağır hava, arkasından ağır türküler, bu türkünün şevkiyle arada söylenen yüksek hava ve bu yüksek havanın ayağından gelen oynak türküler, yerli deyimle şıkıltımlar olmak üzere bir düzene bağlıdır. Bir şehri kendisinden başka kim anlatabilir ki? Geçmişini, bugününü ve geleceğini, kendi tarihinin tanıklığından başka. Görülesi, yaşanılası, sevilesi şehri memleketi mi? Sevdanın en güzel şiiri Elazığ. Ben Elazığ'ım. Tarihimin yaraları sızlar üstümde. Sularım kalbimin yansımasıdır. Ben Elazığ'ım. Güneşin en parlak olduğu yerde.